Gençler, önceki dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 9 soruyu yazmıştık. Hemen defterden o yazdığımız 9 soruyu bulup 10. soru ile devam edelim. Şu kırmızıyı bırakalım. Kırmızıyı üçgenlerin eşliğini bulmada gösterelim. 10. soru yazıp devam edelim. Yazdığımız kısımları defterden bulduktan sonra aynı yerden ilerliyoruz. Şimdi bir üçgen vermiş bana. ABC üçgeni vermiş. Buradan buraya D demiş. Buradan buraya E demiş. A, B, C, D, E. Bir de tam şu kesişme yerlerine F demiş. Bana demiş ki ABC bir eşkenar üçgen. Sonra şu AE ile DC'nin kesişme yerine F demiş. Yetmemiş, bir başka özellik daha vermiş. BE eşittir AD demiş. Bana nereyi soruyor? BE eşittir AD vermiş. Şimdi gençler, şu anda bir tane üçgen, iki tane üçgen, üç tane üçgen gibi 4-5 artık kaç tane üçgen varsa benim asıl ilgilendiğim kısım buradaki herhangi iki üçgen şuradaki soruda sana eşittir vermiş mi vermemiş mi? Beni asıl ilgilendiren kısım o. Bakıyorum soruya, şuradaki 4 bilgiden başka bir şey vermemiş. O zaman benim yine iki tane eş üçgeni bulmak için eşlik şartlarım neydi? Kenar, açı, kenar, açı, kenar, açı, kenar, kenar, dan yararlanarak eşlik şartlarını kullanarak iki tane eş üçgen bulmam gerekiyordu. Şimdi bana neyi vermiş? Hemen verdiklerini maviyle gösterelim. BE demiş eşittir AD'yi tek çentikle gösterdim. Daha sonra bana ABC nasıl bir üçgen demiş? Eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine neydir? Eşittir. O zaman eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü kaç dereceydi? 60 dereceydi ki zaten bu konuyu biz bu dönem görmüştük. Yani burası da kaç derece? Şurası kaç derece? 60 derece. Şimdi gençler, buradaki iki tane üçgeni kenara taşımak istiyorum ki daha güzel görün diye. Çünkü bu güzel bir soru. Şimdi ABE üçgenini görüyoruz mu? ABE üçgeni. Ben bu üçgeni kenara taşımak istiyorum. Çünkü şekil üstünde karışacağı için ayrı yerde daha güzel göreceksiniz. ABE üçgenini taşıdım. Hocam tam bunları taşıdın da açılarını içine yerleştirmen gerekiyor. Evet, açılarını içine yerleştirmem gerekiyor. Bakıyorum, dikkatli bakın. B köşesinde kaç derecelik bir açı var? 60 derecelik bir açı var. Şimdi bir de BE kenarını nasıl çentikle göstermişim? Tek çentikle göstermişim. Şimdi ABE üçgenini taşıdım. Bir de buna eş üçgen olabileceğini tahmin ettiğim diğer üçgeni taşıyayım. Şu üçgeni taşımak istiyorum. Niye? Zaten şu iki üçgenin şu tek çentikli kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Kafamda bir mantık yürüttüm. Zaten bu kenarlar birbirine eşse dedim. Şu üçgen ile şu üçgenin eş çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüp ADC üçgenini yan tarafa taşıyorum arkadaşlar, daha güzel görelim diye. ADC üçgenini yan tarafa taşıdım. Hocam yan tarafa taşıdın da açılarını da yazman gerekiyor. A köşesinde ne kadarlık bir açı var? 60 derecelik bir açı var. O zaman benim buraya ne yazmam gerekiyor? 60 dereceyi yazmam gerekiyor. Bir de şu AD arası neyle göstermişim ben? Tek çentikle göstermişim. Bir de ben neyi biliyorum? Şu anda bir açı, bir kenar, bir açı, bir kenar. Sanki iki tane taşıdığım üçgen birbirine eş olacakmış gibi duruyor. Ama şu anda benim ya bir açı bulmam lazım ya da bir de kenar bulmam lazım. Ya bunu bulacağım ya bunu bulacağım. Şimdi bana başka bir açı özelliği vermiş mi? Vermemiş. Ama bana ne vermiş? Ondan daha güzel bir olan özellik vermiş. Eşkenar üçgenin gençler bütün kenarları birbirine nedir? Eşittir. Kırmızı ile gösteriyorum. ABC üçgeni eşkenarsa eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine nedir? Eşittir. Taşıdığım üçgenin AC kenarı o zaman nasıl kenar? Tildalı bir kenar mı? Bakın AC nasıl bir kenar? Tildalı bir kenar. Bir de ABE üçgenini taşıdım ben. ABE üçgeninin şu AB kenarı komple nasıl bir kenar oldu? Tildalı bir kenar olmadı mı? AB tilda, AC tilda. Niye tilda? Çünkü ABC bir eşkenar üçgen. Hocam o zaman şunlar gözüküyor zaten. Kenar 60 derecelik bir açı, tek çentikli kenar. Diğer üçgende de tek çentikli bir kenar, aynısı. Tildalı bir kenar, aynısı. Aradaki açı 60 derece. Hocam o zaman şu iki üçgen kenar, açı, kenar eşlik şartına göre eş üçgenlerdir. Eş üçgenleri bir de şekil üstünde göstereyim soruda. Şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen birbirine arkadaşlar nasıl üçgenlermiş? Eş üçgenlermiş. Madem bu üçgen ile şu kırmızıyla taradım şekil üstünde görün diye. Madem bu iki üçgen birbirine eş. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Bu senin şu işine yarayacak. Bu iki üçgen birbirine eşse gençler. Eş açıların gördüğü kenarların uzunlukları birbirine neydi? Eşitti. Yani tek çentiği gören açıya alfa dersen bu üçgenin eşi olan diğer kenarda da tek çentiği gören açı kaç derece olur? Alfa. Yani BAE açısı. BAE açısı. Gençler sadece şurası. Kaç dereceymiş? Alfa. BAE alfa iken eşlikten dolayı DCA açısı ne oldu? Alfa olmadı mı? DCA açısı. Bakın sadece şurayı alıyorum. Sadece şurayı ne aldım? Alfa aldım. Ama hocam ben şunu biliyorum. Komple burası 60 derece. Niye? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bütün açıları çünkü 60 derecedir. Komple burası 60 dedim ben. O zaman buraya da alfa buldum. Sadece şurası tamamı 60. 60'tan şurayı çıkartırsam şurayı bulmam mı? Evet hocam buluruz. Tamamı 60. Burası alfa. Çıkartırım. Şuradaki yeri. Ben ne bulurum? 60 eksi alfa bulurum. Hocam o zaman zaten soru benden AFC'yi istiyor. Şurayı istiyor. Al. Üçgeni de buraya çizeyim. AFC'yi çizeyim. Hocam 60 eksi alfa var burada. Eşlikten dolayı burası alfa iken şu FCA da alfa. FCA da alfaydı ki yan taraftaki şekilde ayrıntılı onları göstermiştim arkadaşlar. Bir daha göstermiyorum. FCA'yı da biz alfa bulduk. Nereden bulduk? Eşlikten bulduk. Bana nereyi soruyor? F'yi soruyor. Hocam üçgenlerin iç açısı kaç derece? 180 derece değil mi? Al bir tane açısı belli. 60 eksi alfa. Bir tane daha belli. Alfa. Bana neyi soruyor? Soru işareti. Gençler artı alfa, eksi alfa birbirini götürmüyor mu? Götürüyor. O zaman 60 ile neyi toplarsam 180 olur deyip buradan soru işaretini ne bulurum? 120 derece bulurum. Yani AFC gençler kaç dereceymiş? 120 dereceymiş. Burada dikkat etmeniz gereken yer tek çentikli kenarların karşısındaki açıları şekil üstünde doğru yerleştirmek. Soru güzel soruydu arkadaşlar. İsterseniz bu soruyu ayrı bir kağıda siz de çözebilirsiniz. Hemen diğer bir soruyla devam edelim. Tahtayı hızlı bir şekilde sildikten sonra. Şunları yine her zamanki gibi silmiyorum. Tek tek onları çünkü söylemeyelim artık. Şu üçgenleri ayrı bir yere taşımıştık. Siz de karışık olan şekillerde böyle yaparsanız sizin için daha güzel olacaktır. 11. soruyla devam edelim. Şimdi soru 11'de iki tane üçgenin birleşimini vermiş bana. Şöyle bir doğruyla ayırmış. Buraya 90 vermiş. Burayı da 90 vermiş. Köşeleri yazalım. A, B, C, D köşesi yetmemiş. Bir de buradan çizgi çekmiş. Buna da E demiş. Şimdi bilgileri yazalım. ABC üçgen, BD diktir AC'ye, AD eşittir DC, M BAE eşittir 45 derece, M AEB eşittir 95 derece. Bana neyi soruyor? M ACB eşittir soru işareti. M BAE'yi vermiş, M AEB'yi vermiş 95, ABCDE deyip üçgenin köşelerini de yazmış. Şimdi gençler 1, 2, 3, 4 artık kaç tane üçgen varsa üçgenleri görüyorsunuz ama hangi iki üçgenin eş olduğunu bilmiyorsunuz. Artık uzun uzun söylemeyeceğim. Yine aynı eşlik şartlarını kullanmam gerekiyor ama bakalım hangisini kullanacağım. Sorulu bana verdiklerini bir yerleştirelim, daha sonra buradan ilerleyelim. AD eşittir DC demiş. Yani şurası şu kenara eşitmiş. Tilde ile gösterdim. Çentiyi kullanmadım. Şurası şuraya eşitmiş. Bir de bana BA eşittir 45 derece vermiş. Sorunun kendi verdiğini siyahla yazıyorum. Çözümle karışmasın diye. BAE'yi kaç vermiş? 45 vermiş. Kullandım. AEB 95 derece. AEB kaç dereceymiş? 95 dereceymiş. Şimdi şunu görmeniz lazım. Şuradaki maviyle üstünü çizdiğim yeri görmeniz lazım. Biraz böyle garip bir renk oldu ama artık siz inşallah videoda gözüküyordur. Şu maviyle üstünü çizdiğim yere dikkat etmeniz gerekir. Şu çizdiğim yer ADB üçgeni ile BDC üçgeninin nasıl bir kenarı? Ortak kenarı. Şu kenar hem buradaki üçgene bir kenarı hem de alttaki üçgenin bir kenarı. O zaman nasıl bir kenar oldu bu? Ortak bir kenar oldu. Hocam o zaman ben şunu gördüm. Çok güzel gördüysen. Birinci kenar 90 derece ortak kenar. Hocam ben de gördüm. Ortak kenar 90 derece tildalı kenar. Kenar açı kenar. Kenar açı kenar. İki üçgen, yani şuradaki üçgen ile şuradaki üçgenin kenar açı kenar eşlik şartına göre nasıl üçgenler diyeceğim? Birbirine eş üçgenler diyeceğim. Hocam madem şu iki üçgen, şuradaki kırmızı ile çizdiğim iki üçgen birbirine eş, o zaman bunların eş açıların karşısındaki kenarların uzunlukları da birbirine eşittir. Yani şuradaki tildeyi gören yer ile diğer üçgende tildayı gören yerdeki açıların bir ölçüsü birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Noktalı açı nereyi görüyor? Tildayı görüyor. Noktalı açı nereyi görüyor? Tildayı görüyor. Niye? Çünkü şu üçgen ile şu üçgen eş üçgen birbirine. O zaman soru bitti. Nasıl bitti hocam? 95 burada. 45 burada. Topladım kafada hemen. Ne oldu? 140 oldu mu? Hocam üçgenlerin iç açısı kaç derece? 180. Şu anda 140 var. Demek ki benim daha ne eklemem lazım? 40 eklemem lazım. O 40 nereden gelecek? Şuradan gelmeyecek mi? O zaman 40'sa buraya ne kalır? 20. Buraya ne kalır? 20. Bana neyi soruyor? A, C, B'yi soruyor. Yani şurayı mı soruyor? Hocam burayı nereden bulacağım? 90, 20 soru işareti. 90, 20 daha 110. Üçgenlerin iç açısı 180. Ne kadar eksiğim var? 70 eksiğim var ki onu da nereye tamamlayacak? Buradaki bana soru işaretine gösterilen yer 70 derece olduğunu tamamlayacak. Buradaki kilit yer arkadaşlar tildeyi gören yerlerin birbirine eşit olması. Yani aslında şu BD nasıl bir doğruymuş? Açı ortay oluyormuş. Sana buradaki soruda açı ortay dememiş de bu sefer eşlikten yararlanarak şuradaki tildelerin açısını görmeni soru senden istemiş. Hemen tahtayı hızlı bir şekilde silip 12. soruyla devam edelim. Arkadaşlar 12. sorudan sonra yine bugünlük videomuzu bitirip kalan sorularla bir dahaki ders devam ederiz. Hemen yazalım. 12. soru. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. en azından özellik hatırlamanız gereken bir soru. A, B, C demiş. Şimdi şurayı da bir dik indirmiş. H demiş. Şuradan bir çizgi daha çekmiş. D demiş. Daha sonra şu üst tarafı silmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü üçgenlerim oraya kayacak. Daha sonra şuradan şuraya bir kenar, şuradan şuraya bir kenar çekip yetmemiş. Bir de buradan buraya da indirmiş. Şimdi A, B, E, D, C, K, E demiş. Tamam. Ama bilgileri yazmadık. O zaman hızlıca da bir bilgileri de yazalım. A, B, C ve A, D, E1. Üçgen demiş. D eleman B, C, A, H diktir. B, C, A, K diktir. D, E. Biliyorum gençler, bunları yazmak biraz sıkıcı. Ama maalesef bunları yazmak zorundayız. BC eşittir D, E. Elimden geldiğince hızlı yazmaya çalışıyorum. MABC eşittir M, A, D, E. AK'yi vermiş. X artı 6. Bir de bana AH'ı vermiş. 2x eksi 3 santim. Bana neyi soruyor? Klasik X eşittir soru işareti. A, B, A, D, B, C, D, X eşittir soru işaretini soruyor. Şu anda gençler, şu anda burada bir sürü parçalanmış üçgen görüyorsunuz değil mi? O yüzden size genelde böyle şekillerdeki tavsiyem, önce bir verdiklerini soru işaretini diyorum, özür dilerim. Verdiklerini önce bir soru üstünde bir işaretleyin. Daha sonra hangi üçgenlerin eş olup olmayacağını tahmin ettikten sonra o şekiller üzerinden ilerleyin. Çünkü şurada bir üçgen, bir üçgen, bir falan diye bir sürü üçgen var. Önce şu verdiklerini bir işaretleyelim bakalım. Daha sonra tahmin yürütürüz. AB eşittir AD demiş mi? AB AD demiş. Tamam, şunu kullandım. BC eşittir DE demiş. Şu BC gençler, şuradan şuraya komple çiziyorum. Nereye eşit? DE'ye eşit. Tildalı bir kenara mı eşit? Bir de bana neyi vermiş? ABC demiş. M, A, B, C. Gençler, biz açıları isimlendirdikten sonra hangisine dikkat ediyordum? Ortadakine dikkat ediyordum değil mi? A, B, C açısını eşittir demiş. Yani şuradaki açı eşittir demiş. A, D, E açısına. A, D, E açısına. Hangisini alacaktım? Ortadakini alacaktım değil mi? A, D, E. Yani şurayı mı alacağım? Zaten gördüğünüz gibi soru zaten size her şeyi hazır verdi. Hocam nereye hazır verdi? Ben göremiyorum. Şu ABC üçgenine bakın gençler. ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. Çentikli kenar. Noktalı açı. B'den C'ye doğru tildalı bir kenar. Kenar. Açı, kenarı zaten vermiş mi gençler? Kabak gibi zaten soru zaten size burada her şeyi vermiş. Senin yapman gereken tek şey şunların eşitliğini görebilmen. Kenar, açı, kenarı bak. ABC üçgeninde vermiş. Bakalım aynı üçlü diğer üçgende de var mı? Diğer üçgen dediğim A, D, E üçgeni. Hocam niye bu üçgene odaklandın? Zaten çünkü bana verdiği bilgiler, çünkü bu üçgen üzerinde tutup da sana bilgileri buradan verirken sen gidip şuradaki üçgene bakmazsın değil mi? Sana bilgilerini verdiği üçgene bakarsın mantık olarak. O zaman şu bakalım kenar açı kenar üçlüsü diğer üçgende var mı? A, D, E üçgenine bakın gençler. A, D, E üçgenine. Nasıl bir kenar var? Çift çentikli mi? Aynısı burada yok muydu? Al, bir kenar eşit. Nasıl bir açı var? Noktalı bir açı mı var? Burada da noktalı bir açı yok mu? Al, o zaman açı da eşit. Son olarak nasıl bir kenar var açının yanında? Tillalı bir kenar yok mu? Buradan buradaki kenar tilla değil miydi? Yani şekil karışık ama aslında şu ABC üçgeni ile ADE üçgeni kenar, açı, kenar, kenar, açı, kenara göre nasıl üçgenlermiş? Eş üçgenlermiş. Madem bu iki üçgen birbirine eş, hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Şu işine yarayacak. Üçgenler birbirine eşse yardımcı doğruları da birbirine eşti değil mi gençler? O zaman şuradaki üçgenin bu hangi yardımcı doğrusu? Yüksekliği değil mi? AH. Nereden biliyorsun hocam yükseklik olduğunu? Çünkü 90 derece ile gelmiş. O zaman şu AH ile şuradaki AK birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü şu ABC üçgeni ile ADE üçgeni gençler birbirine eş üçgenler olduğu için eş üçgenlerin yardımcı elemanları da birbirine eşittir. Birinci üçgenin yardımcı elemanı AH. İkinci üçgenin yardımcı elemanı AK. O zaman AH ile AK'nin uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda ki soruda zaten bana bunları vermiş. AK'yi bana x artı 6 santim vermiş. AH'ı bana 2x eksi 3 santim vermiş. Madem bunlar birbirine eşit, o zaman ben buradan çok kolay bir şekilde x'i bulabilirim. Denklem çözmeye döndü. Artı x buraya nasıl gider? Toplam işleminin tersine göre eksi x olarak gider. Peki eksi 3 buraya nasıl gider? Yine o da toplama işlemine göre tersiyle artı 3 ile gitti. 6 ile 3'ü topladım. 9. 2x'ten x'i çıkardım. 1x bulup cevabı kaç buldum gençler? 9 buldum. Yani şekil karışık gözükse bile zaten soru benden kenar açı kenarı düzgün bir şekilde verdi. Senin yapman gereken düzgün bir şekilde şeklin üstünü çizdikten sonra üçlüleri sırasıyla takip edebilmek. Bu videonun da bu soruyla sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki ders 13. sorudan devam ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.